İnşaat projelerini mahkeme kararları sizce inşaat projelerini durdurabiliyor mudur? birçok inşai faaliyetin yargı kararlarına rağmen durdurulmadığını, tamamlandığını görüyoruz. Ataköy sahili bunlardan bir tanesidir. 16.9 bunlardan bir tanesidir. Birçok örnek verilebilir. Örnek çok. Yargı kararı bile bazı inşaatları durduramıyor. Yani ortada mahkeme kararı var ama uyan pek yok. Danıştay'dan 3 tane bizim lehimize karar alındı. İnşaatın durdurulması, yürütmenin durdurulması ile ilgili ve maalesef yerel yönetimler bunu uygulamıyor. Ataköy sahilinde birbiri ardına yükselen binaların kıyı kenar çizgisinin içinde kaldığı yönünde birçok dava açılmış. Son sözü ise Danıştay söylemişti. Danıştay kıyı kenar çizgisini iptal etti. Bunun da anlamı inşaatların durdurulup kıyı kenar çizgisinin yeniden tespit edilmesi gerekiyor. Ama görünen o ki durmak bir yana sahilde birçok bina artmaya devam ediyor. Ataköy sahilindeki aslında bütün yapılar kıyı dolgusunun içerisinde. Yani kıyı kanununa tamamen aykırı bir durumları var. İstanbul Süliyetini bozduğu gerekçesiyle tartışılan Kazlı Çeşme'deki 3 dev bina için Cumhurbaşkanı Erdoğan tıraşlansın demişti. Bu yönde peş peşe mahkeme kararları da alındı. Yıkım kararına rağmen hiçbir şekilde aşama kaydedilmedi. Danıştay'ın inşaat çalışmalarını durduramadığı bir yer daha var. Orası da Bahçeşehir göre terazisi. İnşaat çalışmaları hızla devam ederken bir gelişme daha yaşandı. Bahçeşehirlilerin yürüyüş yaptığı parkur İnşaat firması tarafından bu şekilde kapatıldı. 107 tane dükkanın yapılmasını engelleyen bir karar ve bunu Danıştay veriyor. Yani bunun üstünde bir mahkeme yok. Acaba elimizden bu yürüyüş yolu da mı alınacak? Başakşehir Belediyesi ise altyapı çalışmaları nedeniyle kapatılan yürüyüş yolunun çalışmalar sonunda açılacağını duyurdu. Bir hafta içinde açılacak dendi.